Herkese selamlar. Yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. An ve an Galatasaray gündeminden haberdar olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk haberimiz transfer haberi. 2019-20 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grubunda karşı karşıya gelen Belçika temsilcisi Bruges, sezon sonunda önemli yıldızlarını kaybettikten sonra bir revizyon geçirmek durumunda kaldı. Belçika ekibinin yeni kadrolanma yapısında eski oyuncularına yönelileceği belirtilirken, Galatasaray forması giyen Ryan Donk'un ismini ön planda çıkardı. Bunların yanı sıra Bruges teknik direktörü Philip Clement daha önce dile getirdiği Donk'a olan hayranlığının Belçika ekibi için önemli olduğunu aktardı. Bildiğimiz gibi şu anda dünyayı etkisine alan salgın yüzünden hiçbir transfer yapılamıyor. Tüm yöneticiler eğer transfer yapacaksa karşı takımın yöneticileriyle Skype üzerinden bağlantıya geçiyor. Şu an futbol oynanmaya olabilir ama gelecek sezonun çalışmalarını bütün takım yapıyor. Donk da bizim bu sene adeta jokerimiz olmuştu. Orta saha olmadı, orta saha oynadı. Gitti, forvette golünü attı. Şu anda da stoperde. Stoperimiz olmadığı için hiç de stoper aratmıyor. Luyendama'nın eksikliğini çok iyi doldurdu. Hal böyle olunca da kulüpler Donk'un peşine düştü. Donk'un bu sezon sözleşmesi bitiyor. Fatih Terim bir yıl daha takımda kalmasını istiyor. Sizin düşünceniz nedir? Donk'un sözleşmesi bir yıl daha uzatılmalı mı? Bir diğer haberimiz de dünya yıldızı futbolcumuz Falcao'dan. Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan salgın futbolda en derinden etkiledi. Avrupa'da hiçbir lig uzun süredir oynanmıyor ve oynanmayacak gibi duruyor. Böyle olunca takımların da üzerindeki yük artmaya başladı. Bir yandan gelir yok, bir yandan da futbolcuların maaşları ödenmesi gerekiyor. Gerçekten tüm dünyadaki kulüpler için çok ama çok zor bir hal almaya başladı. Dün de aldığımız bilgilere göre Schalke 04 oyuncuları maaşlarında %20'lik bir indirime gitmiş. Gerçekten kutlanacak bir hareket. Bugün de sosyal medya ve gazetelerde yer alan habere göre Galatasaray'ımızda şu an yıllık en fazla ücret aldığı bilinen dünyaca ünlü yıldızımız Radamel Falcao'dan ayakta alkışlanacak bir hareket gelmiş. Falcao Galatasaray'dan bonuslar hariç yıllık 5 milyon euro alıyor. Yani bunu aya vurduğumuzda yaklaşık 416 bin TL yapıyor. Falcao da tam 2 ay boyunca takımdan maaş talep etmemiş. Yani bu 832 bin TL yapıyor. Herkes bu adamı bilerek sakat diyordu, tepki gösteriyordu ama durum hiç öyle değildi. Bu adam kötü oynayabilir, sakatlanmış olabilir ama karakterinden hiç şüphe etmememiz gerek. Sağlıklı Falcao her zaman gollerini atmaya devam eder. Tam formuna kavuşmuşken bu sorun ortaya çıktı. Ama ligler başlar başlamaz yine gollerine devam edecektir. Falcao'yu canı gönülden kutlamak lazım. Bir diğer haberimiz ise transfer haberi. İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Omar Nias, salgın nedeniyle ülkede yapılan sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması şeklindeki uyarıları hiçe saydı. The Sun'da yer alan habere göre yakın bir arkadaşı ve iki kadınla birlikte gezintiye çıkan Omar Nias, polis çevirmesinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Emniyet kemeri de takmadığı belirtilen Omar Nias'ı durduran polis, "Yıldız futbolcuya kuralları çiğnedin, rezalet, sen yüz kararısın, bir Premier Lig futbolcusu olarak buradaki herkesi riske atıyorsun, ne yaptığını sanıyorsun, utanç duyuyorum." dedi. Bu hareketinden sonra İngiliz ekibinden ve taraftarlardan tepki gelince takımda istenileni veremeyen Niasse'yi takımdan göndermeyi düşünüyor. Niasse'yi isteyen takımlardan birisi de Galatasaray. Fatih Terim'in de isteyeceği özelliklere sahip olan golcü futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Çünkü bildiğimiz gibi Niasse'nin bir Türkiye geçmişi var. Niasse Akhisarspor'un da formasını giydi. O da Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Niasse'nin bedeli tam 7 milyon euro olarak belirlenmiş. Bu şartlarda 7 milyonu vermek çok zor tabii ki. O yüzden de Galatasaray kurmayları her zaman yaptığı gibi kiralama formülünde arayacak çareyi. Cagne'den gelecek parayı hemen transfere yatırmak istemiyor. Cagne'yi önümüzdeki sezon tam 15 milyon euroya satmayı planlıyorlarmış. Ama bu para direkt transfere aktarılmayacak. Galatasaray bu formülle olağanüstü kadrolar kurmakta üstüne yok doğrusu. Bu sene neredeyse 6-7 oyuncumuz kiralık ve neredeyse %90'ı çok iyi transferler. Ama Niasse'nin satın alma opsiyonu da olacak. Eğer Galatasaray Niasse'yi bende kalacak derse 7 milyonu verip alabilecek. Benim de sevdiğim bir futbolcu Niasse. Eğer gelirse Falcao ile uyum içerisinde olacağına şüphem yok. Sizin düşünceniz nedir? Geçtiğimiz senelerde de Türkiye'de oynamış ve Türkiye'yi de çok iyi bilen Niasse'yi takımda görmek ister misiniz? Fatih Terim'den kritik hamle. Fatih Terim resmen faciayı önlemiş.
Salgın tedavisi nedeniyle hastanede olan Galatasaray Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in öngörüsü ve tecrübesi Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden önledi. Takvimde yer alan habere göre başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin ertelenme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı Kırmızılar erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmemiş. Sırf bu Fatih Terim sayesinde. Eğer Fatih Terim'deki salgın diğer futbolculara da bulaşsaydı şu an ne halde olurduk herkes düşünebilir. Tek bir hoca bile bunları düşünebiliyorken koca TFF nasıl bunları akıl edemiyor gerçekten pes doğrusu. Fatih Terim'e ne kadar teşekkür edilse az. Hani lig başladıktan sonra Beşiktaş derbisinde yaptığı açıklamalar için ceza verilir mi? O düşündürmüyor değil. Bunlar bunu dahi yapar. Şu anda hepimizin de bildiği gibi salgın tüm dünyayı etkisinin altına aldı. Futbol resmen dünyada durmuş durumda. Böyle en az daha bir ay süreceğini benziyor. Böyle olunca da ligin oynanmaması mümkün olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu hiç oynanmamış gibi kabul edeceği iddiaları en güçlü seçenek olarak konuşuluyor. Hem FIFA hem de UEFA talimatlarında yer alan mücbir sebeplerden dolayı tamamlanmayan müsabakalar hükmü bu konuda TFF'ye açılması muhtemel davalara karşı en büyük paratoner olacak. Tahkim ve kasta açılması muhtemel davaların bu maddeye dayanılarak savunabileceğini belirtiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de tamamlanamazsa bu lig yok sayılmalı tezi de buna dayanıyor. Elbette böyle bir ihtimalle zirvedeki takımlar karşı çıkıyor. Çünkü Çebi'nin önerdiği son 5 yıla göre bir değerlendirme yapılarak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderilirse şu anda ilk 2'de bulunan Trabzonspor ve Başakşehir devre dışı kalıyor. Çebi neden son 5 yıla göre istiyor? Çünkü son 5 yıla göre en çok puan toplamış Beşiktaş. Herkes kendini düşünüyor ama sorsan ülke düşünülüyordur. Bazı hukukçular liglerin iptal edilmesi durumunda oynanan maçlar yok sayılır diyor. Maçların yok sayılması halinde sezonun en çok konuşulan galibiyeti de resmi kayıtların dışında kalacak. Zira Galatasaray 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenmiş ve büyük bir coşku yaratmıştı. Eğer böyle bir karar çıkarsa büyük bir olay çıkar. Çünkü burada kalmış 8 hafta kardeşim. Yap playoff'unu, ilk 4 sıradakiler playoff oynasın, alttaki 6 takım da playoff oynasın. Kazanan şampiyon olur, alttaki kazanan 3 takım da ligde kalır. Bu kadar basit. Ama Beşiktaş hiç öyle demiyor. Herkes kendini düşünüyor. Sizce sonuç ne olmalı? Eğer bu salgın yaklaşık 1,5-2 ay daha devam ederse bu ligler iptal edilmeli mi? Yoksa playoff oynanmalı mı? Sizin düşünceniz nedir? Şu an dünyada futbol oynanmıyor ama takım yöneticileri çalışmasına hiç durmadan devam ediyor. Gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundalar. Sarı Kırmızılar salgın sebebiyle futbola verilen arada hem bu sezon hem bu sezonun kalanı ile ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Cimbom'un öncelikle istediği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da Mario Nemine geliyor hiç şüphesiz. Gabonlu orta saha hem oyunu hem de kulübeye olan aidatıyla Sarı Kırmızıların gönlünü fethetmiş durumda. Lemina sürekli Instagram'dan bir şeyler paylaşıyor. Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini dile getiriyor. Taraftar da onu çok seviyor. İlk geldiğinde tam alışamamıştı. Taraftarla arasını düzeltememişti. Ama ne zaman sağlığına kavuştu, gerçek Lemina'yı görmüş olduk. Galatasaray'da teknik direktörümüz Fatih Terim, salgın öncesi yönetimle yaptığı toplantıda Lemina'nın alınmasını istedi. Yönetimde 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Futbolcunun sakatlık problemi olduğu için Sarı Kırmızılar İngilizlerin istediği 10 milyon euroluk rakamları gerçekçi bulmuyor. Cimbom bu transfer için 6 milyon euro önerecek. Galatasaray'da kalmak isteyen Lemina da transferi için yardım edecek. Hatta bir röportajında Lemina takımlar ne anlaşır bilmem ama benim kalbim her zaman Galatasaray'dan yana açıklaması vardı. Yani tarafların anlaşması durumunda Lemina İstanbul'da seve seve kalacağını dile getirdi. Bence şu anda ligin en iyi orta sahası, en iyi box to box oyuncusu. Çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor. Ne kadar disiplinli bir futbolcu olduğunu Instagram hesabında da görebilirsiniz. Daha 26 yaşında, yaşlı değil. Eğer Galatasaray Lemina'yı alıp performansını üstüne koyarsa çok rahat 15'lere 20'lere satabilir. Sizin düşünceniz nedir? Eğer Southampton'da kabul ederse Lemina'ya 6 milyon euro bonservis verilir mi? Bildiğimiz gibi Fatih Terim ve Abdülrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde salgın hastalığının testi pozitif çıkmıştı. Bunun ardından hemen Fatih Terim ve Abdülrahim Albayrak hastaneye yatırıldı. Şu anda ikilinin durumları gayet iyi. Dün de Arda Turan Fatih Terim hakkında paylaşımlar yaptı.
Bildiğimiz gibi Arda Turan Fatih Terim'i adeta bir baba gibi görüyor. Fatih Terim de Arda Turan'ı bu sene Galatasaray'a kazandırmak için her şeyi yapmıştı ama Mustafa Cengiz engel oldu. Arda Turan, salgına yakalanan teknik direktörümüz Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Yıldız isim son olarak Euro 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı. Yıldız futbolcu paylaşımında "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini kullandı. Gerçekten Arda Turan ne kadar büyük topçuysa bunun en büyük nedeni Fatih Terim'dir. Arda Turan'ı belki birçok Galatasaray taraftarı sevmeyebilir yaptıklarından dolayı. Ama ben Arda Turan'ın Galatasaraylılığından bir saniye şüphe etmem. Galatasaray gelecek sezon hazırlığına hızla devam ediyor. Birçok haberde edinilen bilgiye göre Fatih Terim hastanede beklerken yanına iPad verilmiş. O iPad üzerinden de bütün futbolcularla iletişim kurup neler yapılması gerektiğini anlatıyormuş. Yöneticilerle de gelecek sezonun planını yapıyor. Gidecek ve gelecek oyuncuların bir tanesi şu an